Dedim yedim videosuyla karşınızdayım. Dün ben demiştim videosuyla doğru tahminlerim konusunda hava atmıştım. E bugün borsa benim dediklerimi boşa çıkarttığına göre dedim yedim demem de işin adil olan yönü. Çünkü bu kanalı kurarken, Hattin Aşk Kulübü'nü kurarken, YouTube katıl üyeliğini kurarken verdiğim bir tane söz vardı. Eğer yanılırsam hemen çıkıp söyleyeceğim ve gördüğüm bir tehlike varsa ısrarcı olmayacağım. Çünkü hem kendimin ama daha önemlisi siz sevgili takipçilerim, asla para kaybetmesini istemiyorum. Şu anda Nasdaq'ta zirveden %10 kadar gerideyiz. Bir önceki günkü yerimize gelmiş durumdayız. Yani büyük bir kaybımız yok. S&P 500'de zirvelerden %6 civarında gerideyiz. Dünkü yerimize geri döndük. Hani büyük bir kayıp yaşamadık. Ama bence riskler çok çok büyümüş durumda. Bu büyüyen riskleri de bugün sizle paylaşmak istiyorum. Ve hala boğadayız diye düşünmekle beraber ardı ardına gelen kötü haberleri değerlendirmeden de geçmemek gerekiyor. Bu çerçevede bugün Discord üzerinden ve YouTube katı de YouTube topluluk sekmesi üzerinden bazı uyarılar gönderdim. O uyarıların bir bölümünü sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çok daha dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Çünkü piyasalar Fed'in faiz indiriminde geç kaldığını fiyatlıyor. Bu listeden çok bahsettim şimdiye kadar. Hatta kısmi resesyonların, sektörel resesyonların Amerika'da zaten çoktan başladığında konuştuk. Otomobiller, evler, buralarda zaten resesyon vardı. Üretimde resesyon olduğunu düşünüyorduk. Şimdi daha geniş bir alana yayılır korkusu piyasaları basmış durumda. Bu da her şey aşağı doğru itiyor. Bir de üzerine Japonya'da da işler biraz karışmış durumda. Hadi gelin yeni dönemi bir inceleyelim. Ben kendimi risklere karşı nasıl koruyorum? Bundan bir bahsedelim nasıl pozisyon alıyorum. Ve elimizdeki yeni verilere bakarak yatırım stratejimize ne yapmalıysa bakalım. Ben sürekli boğa değilim. Sürekli ayı da değilim. Ben piyasa nereye doğru akıyorsa onu okumaya ve sizlerle hiç ego yapmadan hiç ben böyle demiştim mutlaka haklı çıkacağım manipülasyon yapıyorlar piyasalar yanılıyor demeden sizleri doğru yere doğru sürüklemeye devam etmeye çalışacağım. O yüzden dün epey dalga geçenler oldu haklılar dalga geçilebilir böyle bir durumda o yüzden tekrar söylüyorum. Dedim yedim videoma hoş geldiniz. Piyasalara bir detaylı bakalım şimdi. Öncelikle neden ben demiştim demiştim. Fed'in faiz kararını doğru tahmin etmiştim. Powell'ın söyleyeceklerini doğru tahmin etmiştim. Ve piyasanın ilk tepkisi konusunda da Bitcoin ve küçük hisse senetleri dışında haklı çıkmıştım. Ben Fed kararını olduğu gün YouTube üyeleriyle canlı yayınımız vardı. Orada da bu küçük hisseler neden pek gitmedi biraz ilgimi çekmişti. Bitcoin'un hareketsizliğine de rahatsız olduğumu söylemiştim. Ama Nasdaq bugün çok güzel yukarı doğru gitti. S&P 500 yukarı gitti. Dow Jones yukarı gitti. Her şey hemen hemen yukarı gitti. Bundan dolayı da tezimin doğru olduğunu, FED faiz düşüşlerinin piyasa tarafından sevileceğini düşünüyorum. Fakat dün yeni bir veri geldi ve o yeni veri piyasalara epey bir korkuttu. Gelen veri Amerika Birleşik Devletleri'nde ISM verisi. Şu 4 yıllık döngü videosunda bunun üzerine uzunca durmuştum. ISM üretim şirketlerindeki satın almacılara sorular soruluyor, anket yapılıyor ve ...ekonominin geleceği okumaya çalışılıyor. Burada en önemli indikatör şu... ...ISM Manufacturing PMI diye geçer. O 46.8'e gerilemiş. Bir önceki 48.5'ti. Beklenti 48.8'di. Piyasa bundan ürktü. Çünkü bunun 50'nin altında olması zaten... ...resesyon işareti. Uzun zamandır 50'nin altında gidiyor. Ama dün piyasa daha fazla korkmayı tercih etti. Esas korkutan da burada... ...ISM Manufacturing Employment... ...yani üretim tarafındaki... İstihdamla ilgili olan sayı moral bozuydu. 49'dan 43.4'e inmiş. İşte burada büyük bir işsizlik ani patlaması mı oluyor endişeleri piyasaları bastı. Ve bunun üzerine hızlıca resesyon fiyatlamasına girildi. Resesyon fiyatlaması olduğunu nereden biliyoruz? Dün özellikle küçük hisse senetlerinde yaşanan kıyımdan biliyoruz. Bakın burada small cap'ler. Biliyorsunuz benim favorimdi yani faiz düşüşlerinde en hızlı yükseleceğine inandığım bölgeydi. Dün en sert darbe onlar yedi. 3.03 düştüler. Üstelik bir önceki gün de yükselmemişlerdi. Yani 0.50 civarında yükselmişlerdi. Nasdaq bir önceki gün 2.65 yükselmişti. O kazancı da geri verdi. Diğerlerine de kazancı geri verme var. Ama small cap'ler son bir aydır iyi gidiyordu. Dün Fed faiz kararından beklediğim tepkiyi alamadılar. Mesela orada daha çok rahatsız olmalıymışım. Doğrusu söylerseniz daha fazla dikkatli okumak gerekiyor her şeyi. Zafer duygusuna fazla çabuk kapılmamak gerekiyor. Kendime ders. 55 yaşında ders almaya devam ediyoruz. Ama small cap'lerdeki bu düşüş çok kötü. Çünkü resesyondan en kötü etkilenecek şirketler küçük şirketler. Paraları yok. Borca ihtiyaçları var. işleri çok kötü gidebiliyor. Pek çoğu zaten kar etmeyen şirketler sürekli yeni nakit girişine ihtiyaçları var. İşte orayı piyasa çok sert aşağıya aldı. Bu da resesyon fiyatlaması işareti. Resesyon fiyatlamasına dair başka bir işaret de Amerikan 10 yıllıklarından geldi. Orada da çok sert düşüş yaşandı ve 4'ün altına indik bir anda. Bu da geleceğe yönelik piyasanın endişe içinde olduğunu gösteriyor. Niye? Çünkü insanlar galiba resesyona giriyoruz. Paramızı biz hisse senetlerine falan tutmayalım. Onun yerine hazine kağıtlarına yatıralım diyorlar. Çünkü faizin düşmesi hazine kağıtlarına çok para girdi anlamına gelir. Ve dün buraya doğru böyle büyük bir kaçış vardı. Biz tam tersini bekliyorduk. FED faiz kararından sonra hazine kağıtlarından, para fonlarından hisse senetlerine doğru para gelebilir diyorduk. Tam tersi yaşandı. Maalesef gerçekler bu şekilde şekillendi. Dün bunun üzerine önemli bilançolarda da geldi kapanıştan sonra. Ben dün canlı yayın açtım kapanışa doğru ve canlı yayında dedim ki hala boğayım ve bugün gelecek bilançolar piyasayı toparlayabilir. Risklerimiz artmış olmakla beraber. Fakat gelen iki bilanço, çok önemli bilançolar geldi. Apple ve Amazon bilançoları piyasayı toparlama yetmedi. Hatta Amazon sertçe düştü çünkü Ciro'da küçük bir hedef tutturama durumu var. Piyasa onu çok sert cezalandırdı. Apple günü hafif bir pozitifte kapattı. Hem ciro hem karlılık hedeflerini tutturmuş gözüküyor Apple. Ama sonra şimdi bakıyorum 7.24 pazarda Apple'da da yine bir geriye çekilme var. Yani onlar da piyasayı yukarıya alamadılar. Bu nedenle şu anda erken pazarda baktığımızda teknoloji şirketleri yine %1.30 geride. Küçük şirketler %1.01, US500 yani S&P 500 %0.82, US 30'da %0.53 geride. Hiç tabii hoş gelişmeler değil burada. Demek ki bugünü de negatif geçme ihtimalimiz var. Öte yandan bugün de önemli veriler akmaya devam ediyor. Bugün önemli istihdam verileri gelecek. Piyasalar açılmadan önce saat 15.30'da Türkiye saatiyle ve istihdamda ne olup ne bittiğini göreceğiz. Bu da yine piyasaları belirleyecektir. Dünkü istihdam verisinde aslında olumlu yönlerde vardı. Onun önerden bir tanesi üretim sektöründe işçilik maliyetlerinin düşmesi. Yani saat başı gelir orada azalıyor. Bu sevindiriciydi. Artı üretkenlikte de artış vardı. Yani piyasa o önemli olmuş şeyleri görmezlikten geldi dün. Daha ziyade baktığı şey acaba işsizlik mi artıyor? Oysa üretkenlik çok çok önemli. Çünkü bir ekonomiyi kalkındırmak için üretkenliği artırmanız çok çok önemli. Maaşların geriye doğru gidiyor olması da enflasyon baskısını yok eden bir konu. Ama piyasa onunla ilgilenmedi. Bakalım bugün gelecek istihdam verisine piyasanın tepkisi ne olacak? Burada çok önemli veriler var. Ve buradaki veriler de kötüyse ve piyasalar resesyon daha da fazla ikna olursa aşağı doğru gidiş hızlanabilir. Öte yandan bu veriler çok olumlu gelirse bu durumda küçük bir bounce back alabiliriz. Bir küçük alım gelebilir, bir tepki alımı gelebilir. Ama yani benim tahminimce piyasa Fed'in geç kaldığı meselesinin üzerinde bolca duracak. Bunu en çok da 10 yıllıklardan anlıyoruz. 10 yıllıklardaki düşüş. Pablo diyor ki sen geç kaldın. Sen faizleri daha fazla indirmeliydin. Artık ülkeyi resesyondan çıkarmak zor. Ülke henüz resesyonda değil Amerika. Gelen veriler Amerika'da bir resesyon olmadığını gösteriyor. 2-2 çeyrekte. 3. çeyrekte de resesyon ihtimali yok. 4. çeyrekte olabilir ve seçimlere bir de resesyon içerisinde giriliyorsa o açıkçası pek hayırlı bir iş olmayacaktır. Burada benim en önemli takip ettiğim teknik konu SPY ETF'i, SPY veya SPDR, S&P 500 ETF olarak da geçer. Onun 538'in üzerinde kalması lazım. Dün geceyi 541'de kapattık ama şimdi 538.80'de 7.24 pazarında. Robinhood diye Amerika'da bir yatırım platformu var. Orada düşük hacimli de olsa 7.24 ticaret yapılıyor ve orada 538.8'i zorluyor. 538.8'in altı hiç hoş bir yer değil. Neden olduğunu teknik grafikten göstermeye çalışayım size. Bakın şurası bu son rally'nin yani haziranda başlayan rally'nin başlangıç noktası. Oraya doğru birkaç mum attı ama kırmamıştı S&P 500. Şimdi aşağı doğru kırmayan niyetli. Bu kırılımda 519'lara doğru bir çekilme ihtimali var. E, SPY SPY bir ETF, S&P 500'ün en büyük ETF'i. Yani bu da nereden bakarsanız bakın %5'lik bir kayıp da anlamına gelir. Sonra biraz daha aşağıda 496'lara kadar geriye gidebiliriz. Evet. Bu riskler oluşmuş durumda piyasalarda bir de iş içerisinde tabi Japonya meselesi girdi. Nikkei'ye bakıyoruz Japonya'nın ana endeksi eksi 5.73 bu çok kötü. Yani Japonya'da da bir şeyler kırılıyor. Japon Merkez Bankası geçen hafta faizleri artırmıştı bir 25 bas puan kadar. Bunun Amerikan piyasası üzerine biraz olumsuz baskısı olabileceğini düşünüyordum çok fazla değilse çünkü çok yüksek bir faiz artışı yok. Neden olumsuz etkisi olabilir? Çünkü Amerika'daki pek çok fon yöneticisi çok ucuz olduğu için Japonya'dan kredi kullanıp ondan Amerika'da kaldıraçlı hisse senedi alıyorlar. Ve buna işte carry trade deniyor. Biz zamanlar Japon kadınları bizim hazine kağıtlarını alırlardı. Ona benzer bir şekilde orada bir olumsuz etkilenme olabileceğini düşünüyordum. Ama hani 25 bas puan çok etkilemez diye düşünüyordum. Ama onun dışında Japonya'da bir şeyin ters gittiği net. Japonya dünyanın en önemli ekonomilerinden bir tanesi. %5.73'lük düşüş hiç hayır alamet değil. Ve Nikkei bugüne kadar iyi tırmanıyordu. Bakın şöyle bir son bir yıla baktığımızda ne kadar iyi tırmanış oldu, içinde olduğu görüyoruz. Fakat son dönemde sürekli sert kırmızı mumlar yiyor. Demek ki Japonya'da da bir şeyler ters gidiyor. Japonya'da bir şeyler ters gidince bundan Amerika'da etkilenir. Amerikan hisse senetleri piyasası 60 trilyon dolarlık bir pazar. Japon piyasası 6 trilyon dolarlık bir pazar. Küçük büyüğü burada etkiler mi? Etkiler çünkü Japonya nakit bol bir yer ve bu carry trade işlemlerinden dolayı Amerikan piyasasına buradan bolca para geliyor. Çünkü biliyorsunuz Japon Merkez Bankası uzun yıllardır çok büyük para basmıştı. İşte burası da biraz sıkıntılı hale gelmiş durumda. Aniden. Hep böyle olur zaten. Değişimler aniden olurlar ve şu anda çok fazla değişim var. Önlemlerimizi kesinlikle sıkılaştırmalıyız. Ben biliyorsunuz bir süredir hep ısrarla söylüyorum %35-30 arası hep nakitte kalmalıyım diye. Maalesef FED faiz gecesi disiplinsiz davrandım. O gece canlı yayındaydık YouTube katılıp Haddin Aşkül üyeleriyle. Çok ciddi karlar ettik. O karı alacağımızı orada işlemi ertesi güne taşıdık. Ertesi günde misafirlerim vardı. Sabah seansa şöyle bir baktım. İşler fena gitmiyor gibi. Sonra borsalarda ilgilenmezken maalesef bir önceki gün elde ettiğimiz bütün karları masada bıraktık. Hiç de olumlu olmadı. Ama dün ben yine de belli bir seviyede bir önceki günkü karların bir kısmını azıcık bir kısmını koruyarak 135 nakite geçtim. Birinci önlemim bu oldu. Ve işler kötü giderse nakit oranımı da artıracağım. Benim portföyümde çok uzun yıllarda tuttum. Çok düşük maliyetli hisseler var Tesla gibi. Onlara dokunmam ama son dönemlerde aldığım veya maliyeti yüksek olanlarda belki biraz daha da nakite geçebilirim. Bugün gelecek istihdam verisine ve piyasanın tepkisine bakmaya çalışacağım. İkinci önlemim tamamen hedge etmiş durumdayım kendimi. Ne demek tamamen hedge etmek? Elimde ne kadar hisse senedi varsa hepsi %100 hedge ettim dün gece itibariyle. Bunun farklı yöntemleri var. Bunları dün itibariyle YouTube katıl ve haddini aşk anlattım. Eğer siz de YouTube katıla katılmak isterseniz harika aşağıdaki tuşa basın. Bir de haddini açta bir %15'lik indirim var. Haddini aşta gelirseniz Discord grubuna da katılıyorsunuz. Orada anlık güncellemeler, anlık bilgiler de var. İndirim kuponu şu anda ekranda görüyorsunuz. İndirim 15 liraya geçiyor. Haddini aş.net'e gelin. Orada haddini aç kulübünü seçin. Linkini yine aşağıda veriyorum. Oradan gelin istiyorsanız siz de bize katılın. %15'lik indirim pazar akşamına kadar geçerli. Sonra kapatıyoruz. Bu Discord grubunun amacı insanların finansal okur okuryazarlığını artırmak. Riskler konusunda uyarmak. Fırsatlar konusunda uyarmak. Piyasadaki dönüşümler konusunda uyarmak. Her seferinde en doğru uyarıyı yaptığım gibi bir iddiam yok. Ama şu ana kadar fena gelmedik. Dün gerçekten sert bir gol yedik. Hata olduğunu kabul ederek devam ediyorum. Ama... Buralarda hatalarımıza çok üzülmek yerine veya bize dalga geçen nesillenmek yerine ne yapmalıyız? Hemen stratejimizi bir daha gözden geçirmeliyiz. Bu çerçevede hala longum %35 civarında nakite geçtim. %50'ye bunu çıkartabilirim. Zaten daha evvel ben beni canlı izleyenler biliyorlar. Bir Afrika ziyaretim olacak Ağustos'un sonunda. Oraya doğru oraya giderken nakit pozisyonumu daha da büyüteceğimi söylüyordum. Çünkü Afrika'da güzel bir şeyler görmek istiyorum. Borsa ile çok fazla ilgilenmek istemiyorum diye. Bu çerçevede belki o kararı biraz erkene çekebilirim. Ama şu anda fully hedge olmuştum değil mi? Yani borsadaki her düşüşü bu tarafta hedgelerdeki artışlarla telafi edecek hale geldim. Çünkü bu aralar... Para kazanmayı değil, para kaybetmemeyi düşünüyorum piyasada net short değilim. Yani piyasayı henüz shortlamadım. Shortlamak zor bir iştir. Amerikan borsasını aniden yukarı doğru spike up'lar yapabilir. Biraz daha izlemek istiyorum ama baktık ki işler ters gidiyor. Belki shortlarda da büyütülebilir. Japonya'daki bu düşüş hiç hayra alamet değil. Hiç hiç hoşuma gitmedi. Dün geceki canlı yayından sonra bu gelişme de oldu. Dünkü canlı yayında biraz daha pozitif çünkü hem Apple'ın hem Amazon'un bilançolarının iyi geleceğini, bunu piyasayı biraz toparlayacağını düşünüyordum. Bugün gelecek istihdam verisi belki toparlar düşünüyordum. Ama Amazon ve Apple bilançoları toparlamadı. Üzerine bu Japonya faciası geldi. Bugünkü istihdam verisi nasıl oldu? Bugünkü istihdam verisi ne olacağını bilmiyorum. Tedbirleri artırmak gerektiğini düşünüyorum. Durum böyle. Piyasalar çabuk dönerler. Ben yayınlarımın her noktası söylemeye çalıştığım şey şuydu. En zirvede satamayacağımı biliyorum. En zirveyi yakalayamayabileceğimi biliyorum. Ama fena da değiliz. Yani şu anda zirvelerden az gerideyiz. Bir buçuk yıllık rally'nin tamamına ayarlandık şu anda. Şimdi önümüzdeki günlere bakacağız. Ağustos'un 22'sinde Fed'in Jackson Hole toplantısı var. Powell'ın orada önemli bir konuşma yapması bekleniyor. Belki o iyi gelebilir piyasalara. Şu anda Fed'in acil bir toplantı yapması çok kötü olur. Onu istemem. O piyasaları iyice ürkütür. Hata yapmış olabilirler. Ben zaten hep diyordum ya şu faizleri artık indirin diye. Biliyorsunuz bir önceki FED toplantısında acayip sinirlenmiştim. Dün FED'in en azından yola girdiğini gördük ama belki de geç kaldılar. Artık çok tedbirli olmanız gerekiyor. Birbirimize dalga geçmeye her zaman ben varım ama önemli olan doğru kararı doğru zamanda almak. Şu anda daha risk off yani daha az risk alınan bir döneme giriyoruz. Hala boğayım ama korkan bir boğayım artık ve her an boğalıktan agillığa geçmeye de hazırım. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.